Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. E2 vizesi için şirket kurduktan sonra herhangi maddi yatırım yapmak veya yükümlülük getirmek gerekiyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 yatırımcı vizelerine geçebilmeniz için tabii ki sizin Amerika'da bir öncelikle şirket kuruyor olmanız lazım. Ve bu şirkete maddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Tabii bu maddi yatırımın yükümlülük noktası değişebiliyor. Bu para da olabiliyor, bu ürün de olabiliyor, bu makine de olabiliyor. Ama önemli olan bir yatırımı, bir değeri yapıyor olmanız. Bu yatırım ya da değeri yaptığınız sürece siz yatırımcı vizesine gitmeniz mümkün oluyor. Yoksa yatırımı yapmadan sadece şirketi açmakla, işi başlatmakla yatırımcı vizesine geçmeniz mümkün olmayacaktır. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer sizin kastettiğiniz E2 değil, E1 vizeleri ise o zaman çok ciddi bir yatırım durumu önemi olmuyor. Önemli olan yapılan ticaret oluyor. Dolayısıyla siz bu noktada eğer Amerika ile Türkiye arasında bir ticaret kurduysanız, bir ticari firma kurduysanız, o zaman yapılan yatırımdan ziyade sizin iki ülke arasında yaptığınız ticaretin bir önemi oluyor. Ve bunun da anlamı bir maddi yatırım yapmamış oluyorsunuz. Ama tabii buradaki şirketin kuruluşu ya da bir ofis tutulması, işte belli çalışmaların yapılması için bir maddi yatırım gerekebilir. Ama yatırımcı vizesi düzeyinde bir yatırım gerekmeyecektir. Ticarete bakıyor olacaklardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.